hem Alevi kurumları arasında bir ikilik yaratarak Aleviliği bu noktada kendi düzleminden çıkarmak istiyorlar. Hem de Aleviliğin sadece ve sadece içeriğine müdahale etme niyetleri var. Yani işte dedeleriniz biz yetiştirelim, cemevlerinize personelinizi biz verelimin devamında aslında işte bu ansiklopediye kadar da devam eden bir süreç bu. Tam anlamıyla Aleviliğin o geleneksel süreni değiştirme, asimile etme ve bunu kendi devletin işte yüzyıllarca devam eden devlet aklının geldiği son noktayla Aleviliği devletin istediği bir çizgiye getirmek gibi bir maalesef izlenim veriyor. Attıkları adımlar da aslında o kadar aslında ne diyelim plansız, programsız ki iktidarın kendi içerisinde de bu kültür ve cemevi başkanlığına karşı özellikle işte Turizm Bakanlığı'nın işte bir takım şikayetlerde bu daire bu başkanın kültür ve cemevi başkanlığının çağırıp neden böyle bir takım adımlar atıyorsun diye bu noktada kendisine hesap sorduğunu da biliyoruz. Attıkları adımlar yani devlet aklının aslında pratikte çok da yanlış işlediğini de gösteriyor bize. Hani ben böyle bir kurumun başkanı olsam hiç Alevilere ki niyetim de belli, hiç Alevi kurumlarını, Alevileri böyle kendime karşı bir ne diyelim bir tepki yaratacak eylemlere girmezdim yani. Böyle apaçık irite edici eylemler yapıyorlar bir de yani. Hiç akıllıca bir stratejileri de yok aklında aslına bakarsan. Yaptıkları tek şey ne? Gidelim 3 cemevine 2 para veririm, şuna 3 lira veririm, buna 5 lira veririm. Daha sonra da ne yapalım? Biraz yandaş dernekler, vakıflar kurarak bakın bizim altımızda bu kadar kurum var, şunlar da bizle beraber deyip işi götürmeye çalışıyorlar ama bu süreçte çok darbe aldı bu başkanlık. Yani bu saatten sonra kör topal ilerler ve bir süre sonra da şu ortaya çıkar. Alevi kurumları aslında bu noktada hani Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı tanımıyorlar ama Kültür Bakanlığı içerisinde ki çalışmaları destekliyorlar. Bu da ayrı bir sorun. Alevi kurumlarının kendi içerisindeki çelişkiyi öne çıkaran bir durum ama Alevi Bektaşi Cemevi Kültür Evi Başkanlığı çok sakat doğmuştur ve ilerlemesi bu noktada mümkün değildir. Zaten ilerlemesi de aslında Alevilerin hayrına değildir. Bunu da altını çizelim. Bir şey var, devlet diyordu ki ya bir araya gelin ki biz sizin çözümünüze, sorunuza çözüm bulalım. Bir araya geldiler, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bu noktada zaten iktidarın Aleviliğe yaklaşımı bu noktada rengini belli etti zaten. Yani biz gerçekten bu işi çözme derdinde değiliz. Şimdi onun aynısı yapılıyor. Gerçekten Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı bir sorun çözmek konusunda ciddiyse yani burada beğenin beğenmeyin, iyidir kötüdür bir Alevi kurumsallığı var, federasyonlar var. Bunlarla gider konuşursun. Gerçekten bir şey varsa öncelikle bu sorunun muhataplarıyla bunu çözebilirsiniz siz. Sorunun muhataplarını siz göz önüne almadan işte binlerce şubesi olan federasyonları almadan göz önüne gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte örnek veriyorum. İşte Yozgat'ın şu köyünü şu cemevi. Tamam, hiç itirazımız yok. Hepsi cemevi ama sonuçta bir bütünü temsil eden, tüm ülkeyi temsil eden, tüm Alevi kurumlarını temsil eden, Alevileri temsil eden kurumları göz ardı ettiğiniz zaman zaten ortada şu var, bu bir ideolojik yaklaşım olarak ortaya çıkıyor. Yani devletin iktidarın bakışı olduğu ortaya çıkıyor ve bunun aslında bir gene bir ideolojik yapılanma devletin asimilasyonla ilgili attığı adımlardan biri olarak yansıyor ister istemez. Çünkü dediğim gibi yani Kürtler olmadan Kürt sorunu, kadın olmadan kadın sorunu tartışırsanız orada zaten sizin bir çözümsüzlük noktasında ısrar ettiniz. Anlaşıldı. Burada da bu olmuştur. Alevi Kültür ve Cemevi Başkanlığı aslında Alevileri muhatap almadan Alevilikle ilgili sorunu çözmeye çalışıyor. Yani içerisinde Alevilerin olmadığı bir sorun var. O sorunu çözmeye çalışıyor. Baştan sakat doğmuş bir başkanlık bu. Ben bunun çok açıkçası uzun süre devam edeceğini de düşünmüyorum. İktidar, devlet, bu kurum belki bir süre sonra tasfiye edilir ama iktidarın, devletin bu mantığı devam eder. Yeni kurumlarla, yeni projelerle devam eder diye düşünüyorum. Alevi kurumları gündem belirleyemiyor ne yazık ki. Devletin attığı adımlara karşı kendileri bir çözüm bulmaya çalışıyorlar.
Bu yanlış bir şey. Yani gündemi belirleyip o gündem etrafında bir kamuoyu oluşturmaktan ziyade AKP'nin attığı adımlara itirazla bir itiraz siyaseti gidiyorlar. Bu yanlış bir durum ve buna maalesef sağlıklı bir çözüm de bulamıyor Alevi kurumları. Yani itiraz ediyorlar fakat sonrasında ne olacağın cevabı yok. İstemiyoruz bunu. Bunu istemezdik. Tamam istemezdik. Ne yapalım? İşte şuraya tanımıyoruz, buraya gitmeyeceğiz, buraya almayacağız. Ama bu kalıcı bir çözüm değil. O yüzden şu an Alevi kurumları bir gündem oluşturabilecek bir siyaset üretemiyor. Bir vizyon üretemiyor ve bir sağlıklı proje üretemiyor. İşte ne oldu? Gördük Alevi Ansiklopedisi. Bunu yani 30 yıllık Alevi kurumları hiç düşünemedi mi mesela? Bu noktada bir bütünselliğin olması gerekiyor. Hem entelektüel anlamda hem eğitim anlamında, kurumsal eğitim işte okullardaki eğitimler anlamında ciddi projeler, müfredatların hazırlanıp bunların bir şekilde gerekse dayatılması gerekir. Bu noktada biraz Alevi kurumlarının devletin attığı adımlara karşı siyaset ürettiğini, kendi siyasetini ön plana çıkaramadığını söylemek mümkün. Yönetim nasıl istiyorsa ben öyle cem yürüteyim diyen dedelerle karşılaştım. Böyle bir sürü dede var. Yani iktidar cem evinde kim koltuktaysa o nasıl istiyorsa öyle cem yapan dedelerin olduğu bir yerde asimilasyon önüne geçemezsiniz. Yani bu noktada buna müsaade eden Alevi kurumlarının yöneticileri olduğu sürece siz bu asimilasyonun önüne geçemezsiniz. Asimilasyonda mücadele ilk olarak devlette değil ilk olarak cem evlerinde başlar. Siz önce bir kendi evinizi temizleyin. Burada asimilasyonla ilgili hiçbir şeyi bırakmadım. Bir tane artık bulamazsınız tertemiz ettim deyin. Sonra gidin devletten şikayet edin. Devlete şikayette bulunun. Bizi asimile ediyorlar, bizi asimile ediyorlar. Hiç böyle bir durum şu an söz konusu değil. Alevileri kimler asimile ediyor dersek birinci sırada Alevi kurumları var. Dedeleri bunların içerisinde. Tabii diyorum ya ben bir bütüncül şey yapıyorum. Çünkü ayrı ayrı bunları değerlendirmek mümkün değil. Ağırlıklı olarak ne yazık ki ağırlıklı olarak böyle bir profil var. Yani cemevinde Kur'an okutulması da bu asimilasyon çabalarından biri. Ama dediğim gibi bu sadece tek parça değil, erkanın başından sonuna kadar bir asimilasyon işaretleri var, eylemleri var. Bunların önüne geçmediğiniz sürece bu tür şeylerden bence şikayet etmenin çok da bir anlamı yok. Basın açıklaması yaparsanız 20 kişi gider. İşte oturma ile yaparsanız 10 kişi gider. Mitinge işte en son Kartal'da 300-500 kişi gider. Bu noktada örgütlenme pratiğinde güncellenmesi çok çok önemli. Daha güler yüzlü, daha herkesi kucaklayışı her yerde olarak ve herkesi o örgütlere dahil ederek. Ya ben yöneticiyim ama biz beraber yönetelim buraya. Gelin beraber yönetelim. Bize hesap sorun. Bizi şikayet edin. Bizi bize eleştirin. Her türlü şeyi açığız. Öneride bulun. Eksik yapıyorsak bize doğru yolu gösterin dememiz lazım. Artık bu örgütlenme popüler olan bu örgütlenme tarzıdır. Yani hep beraber karar alıp hep beraber uygulayacağımız sistemleri açığa çıkarmamız lazım. Gezi gene böyle bir eylem pratiğiydi. Hep beraber kararların alınması, o kararların hep beraber uygulanmasını geri getirdi. Ve insanlar o davaya sahip çıktı. Niye? Çünkü ben de burada söz sahibiyim diyebilirse o örgütlülüğe, o eylemle daha sıcak sarılıyor. Yoksa 5 kişi eylem alıp hayır karar alıp biz buna karar verdik hadi hep bunu yapalım demeniz maalesef artık çok eski bir eylemlilik tarzı oldu. Alevi örgütlülüğü kendini her noktada diliyle, tavrıyla, eylem pratiğiyle kendini güncellemesi gerekir artık.